Efendim hoş geldiniz. Afyon teşkilat olarak Afyon'a geldiğinizden saygılarımızı arz ediyoruz. Saygı bizler efendim. Çok teşekkür ederim. Merkez ilçe başkanımız, diğer ilçe başkanlarımız. Tanıştırayım sizlere. Allah razı olsun. Efendim ben de böyle hoş bulduk. Şey İlgen Emre Cüyemiz. Şöyle açalım isterseniz. Hepimizin canla başla son gününe kadar çalıştığımız bir genel seçimi geride bıraktık. Malumunuz üzere çok çalıştık, çok çabaladık. Ancak bir önceki seçimlerde FETÖ geçtiğimiz seçimlerde HDP algısıyla partimiz olması gerekenden daha az oy almıştı. AKP iktidarı elinde bulundurduğu medya gücü ve sosyal medya trolleri ile seçimleri her dönem manipüle etmeyi başarmış, ana muhalefet de maalesef yaptığı yanlış açıklamalar ve attığı bazı yanlış adımlar ile iktidarın ekmeğine yağ sürmüştü. Hal böyle olunca İyi Parti son seçimde de genel başkanımız Sayın Akşener'in dediği gibi çırak çıkmıştı. Ancak şunu unutmayalım ki, milletimiz her ne olursa olsun girdiği ilk seçimden bugüne İyi Parti'yi hep desteklemiş, bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmasını sağlamıştır. Biz İyi Parti olarak aldığımız sonuçlar ile ilgili hiçbir zaman milletimizi suçlamamış, her zaman kendi içimize dönerek nerede hata yaptığımızı, nerede eksiğimiz olduğunu sorgulamış bir partiyiz. Bu sebeple 24 Haziran tarihinde yapılan 3. olağan kurultayımızda genel başkanımız iki ittifak arasında sıkışan milletimizi kurtarmanın yolunu hür ve müstakil İyi Parti'nin açacağını söylemiştir. Gelinen noktada geçtiğimiz hafta yeni genel başkanını seçen ana muhalefet partisinin gönderdiği selamlar onların kime yakın olduğunu göstermiştir. Alınan mağlubiyetin sebebini anlamayan bir siyasi anlayış ile yol yürümemiz, partimizin rotamız net, pusulamız millet anlayışıyla bağdaşlamaktadır. Bölgemizde an itibariyle milletvekili olan tek bir durumunda olduğumuzu hatırlatırım. Elbette bu Afyon Kayser ili ve ilimiz partileri için yeterli değildir. Başarı da değildir. Ancak yürütülen her türlü kara propagandaya rağmen sağduyulu seçmenimiz partimizi temsilen şahsıma vekalet vermiştir. Türkiye genelinde alınan oy oranı %9 iken ilimiz %12'lik bir oy ile başarılı sayılabilecek bir il teşkilatına sahiptir. Bu bizim için asla yeterli değildir. Önümüzdeki yerel seçimlerde bu oranı yukarılara taşımak bizim ve siz diğer partilerimizin elindedir. Benim için seçimlerin muhasebesi çok açıktır. 6 partinin oluşturduğu masada seçmenin sesini dinleyen ve bunun gereğini yapan tek parti İyi Parti'dir. Geri kalan 5 parti ego ve şahsi çıkarları doğrultusunda tercih yapmış. Bu sebeple İyi Parti'nin milletini önceleyen adımları etkisiz kalmıştır. Bugün değişim diyenler daha dün değişimin önünde engel olanlardır. Bu 5 parti güle oynaya siyaset yaparken hedefte İyi Parti'nin olması elbette şaşırtıcı değildir. Bu saldırılar AK Parti'nin sağda rakip bırakmama stratejisinin bir sonucudur. Hedefleri ülkeyi AKP-CHP kıskacına tutmak ve AKP-MHP ittifakını milliyetçi çizgide alternatifsiz bırakmaktır. Hiç şüphesiz ki Erdoğan son 5 yıldır sürdürdüğü stratejiye bağlı kalarak
sık sık CHP ile polemiğe girerek siyaseti AK Parti CHP ekseninde tutmaya çalışacaktır. Erdoğan'ın bu stratejisini anlamayan bazı partilerimiz istifa etmektedir. Şunu unutmayalım ki İYİ Parti müstakil hareket etmeye sizlerin sesini dinleyerek karar vermiştir. Tam da bu saydığım sebeplerle İYİ Parti hür ve müstakil bir parti olarak yoluna devam etmelidir. Bizler de bunu yapacağız. Saygıdeğer İYİ Partili kardeşlerim, vakit birlik olma, omuz omuza verme vaktidir. Önümüzdeki mahalli seçimlerde her geçen gün yaklaşmaktadır. Bu toplantıyı benim talep etme sebeplerinden birisi de hiçbir partimizin, hiçbir hemşerimizin mahalli seçimlerde her ne surette olsun belediye meclisi, belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği konusunda partimizin parti ilkelerini benimseyen herkese kapısı açıktır. Ben bir İYİ Parti milletvekili olarak ben adaylık düşünüyorum, yok şunu düşünecektim söylemedim diyorsanız ben seçimlerden önce hepinize söz verdim. Değişik bir vekil olacağım dedim. Cep telefonum 24 saat açıktır. Herkes beni arayabilir. Herkes her türlü göreve talip olabilir. Kendisine bu konuda ilçe veya il teşkilatlarında herhangi ilginin gösterilmediğini söyleyen kardeşim varsa da beni her zaman bekliyorum. Telefonum onlara açıktır. Biz zaman birlik ve beraberlik zamanı olmayı ve sayın vekilim Hasan kardeşimin söylediği gibi biz sizlere güvenerek Ankara'da iddialara girmiş bir vekiliz. Bu yüzden canımızla başımızla teşkilatlarımızın, üyelerimizin her daim yanındayız. Sözlerime son verirken hepinizi saygıyla selamlıyor, hayırlı günler diliyorum.